zaten iki eş başkanımız ve iki eş sözcümüz kamuoyunun önünde bir eleştiri ve öz eleştiri sürecinin olacağını, fakat önümüzde 28 Mayıs seçimlerinin olduğunu ve dolayısıyla öncelikle 28 Mayıs seçimlerine odaklanmak gerektiğini dile getirdiler ve 28 Mayıs'tan sonra da gereğini kurullarımız toplanarak yapacaktır diye zaten kamuoyuna herkesin bildiği gibi bir açıklama yapıldı. Fakat maalesef medyada, sosyal medyada, kamuoyunda özellikle HDP'ye yaklaşım konusunda her zaman için mesafeli olanlar, HDP'ye bu mücadelemize karşıt olanlar tarafından köpürtülen bir deyim yerindeyse kuşatma ve bir saldırı başladı. Sanki öz eleştiri sürecinden kaçan, sanki bu ortaya çıkan başarısızlığın hesabını vermek istemeyen bir yapı vardı ve bu yapıya yönelik bir deyim yerindeyse acımasız bir eleştiri süreci başladı. Oysa ilk günden zaten bu açıklanmıştı. 28 Mayıs seçimleri bekleniyordu. Sürekli açıklamalar yapılması, sosyal medya eliyle partiye yönelik bu saldırıların olması aslında hangi niyetlerle ortaya çıktığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir kere bugün sözcümüz Ebru Güney'in açıkladığı gibi öncelikle eş başkanlar kurulu toplandı ve bir açıklama yaptı. Birleşen eş başkanlarıyla toplantı yapıldı. Şimdi kadın meclisimiz toplanacak, parti meclisimiz toplanacak, MYK'mız toplanacak ve bir planlama açıklayacaklar. Bu planlama tabii ki bir büyük konferans ve kongre sürecinin planlamasıdır. Bu büyük konferans ve kongre süreci geçmişte de olduğu gibi bizim esas örgütümüz dediğimiz örgütlü halkımızın aslında inisiyatifinde yürüyecek. Yani ne olacaktır? Tabii ki her yerde halkla buluşulacaktır. Çünkü onlar zaten bu partinin taban örgütüdür ve bugüne kadar da aslında bu partinin, bu mücadelenin hattının belirlenmesi de en büyük inisiyatife sahip olan yapıdır. Dolayısıyla öncelikle halka gidilecek büyük buluşmalar, halk toplantıları ve örgütsel zemindeki toplantılar gerçekleşecek. Bu toplantılarda ortaya çıkmış olan raporlar üzerinden kongre konferans komisyonumuz tabii ki bir kongre konferans planlamasının çerçevesini oluşturacak ve bunu da tabii ki parti kurullarıyla paylaşıp nihai hali verilerek büyük konferans toplantıya çağrılacaktır. Bu konferansta öz eleştiri süreçleri ve bütün geride bıraktığımız dönemdeki ortaya çıkmış olan yaşanmış olan meseleler ele alınacaktır ve geleceğin yol haritası biçimlenecektir. Bu konuda neden böyle konuşuyorum? Çünkü geçmişte de bunu yaptık. Biz ilk defa böyle bir başarısız tabloyla karşılaşmıyoruz. 1 Kasım 2015'te de buna benzer sonuçlarla karşılaştık ve sonrasında yapmamız gerekenleri yaptık. Bakın onlarca yıla dayanan bir mücadele ve direnişin hafızası, deneyimi var. Biz dün kurulmuş yordam, eleştiri, öz eleştiri süreçlerini bilmeyen bir yapı değiliz. Dolayısıyla insanların bu denli bir telaşa kapılması ya da iyi niyetli olmayan sosyal medya aklıyla sürekli HDP'yi hedefleştirmeleri kabul edilemez. Çünkü dolayısıyla bugün mücadele, bugün onlarca yılın direnişi her seferinde güçlü bir şekilde yoluna devam etmişse, üçüncü yol stratejisinden zerre kadar sapma göstermemişse, zaman zaman farklı dönemsel, konjonktürel belli sorunlarla karşılaşmışsa da asla güzergahında bir sapma, bir yol ayrımı ortaya çıkmamışsa bu aslında neye güvenmemiz gerektiğini bize çok net gösteriyor. Bir kere fikriyatımıza, paradigmamıza güvenmeliyiz. İki, bize bu gücü veren, bu yolda kararlı yürüyüşü sağlayan halkımıza. Dolayısıyla telaşlanacak ya da ortaya çıkmış bu tablonun üzerinden bu denli karamsar bir atmosfer yaratmaya hiç gerek yok.
Tabii ki farklı farklı açıklamalar olacak, eleştiriler olacak. Bu çok doğal ama böyle telaşlı ve yıkıcı bir yaklaşımı da kabul etmediğimizi belirtmek isterim. Evet, Türkiye siyaseti krizdedir. Çünkü Türkiye siyaseti yapısal sorunlarını 100 yıllık bir tarih boyunca çözememiştir. Hele hele son 8 yılda İmralı'daki görüşmelerin kesildiği tarihten bu yana baktığımızda, yani ben buna masanın devrilmesi diyorum, siyaset bu masayı bir daha ayakları üzerine koyamamıştır. Muhalefetiyle, iktidarıyla İmralı'yı görünmez kılmak, Öcalan'ın demokratik çözüm politikasını yok saymak aslında siyasetin krizini besleyen en önemli damardır. Bakın, buna rağmen siyaset yolunu bulamıyor. Bırakın yolunu bulmayı, her seferinde Türkiye çok daha ciddi krizlere sürükleniyor ve bu krizler ortadan kalkmasını sağlayamayan siyaset faşizmin kucağında kıvranmaya devam ediyor. Bugün bu seçim sonuçlarının böyle ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerden biri Türkiye'de muhalefetin ve iktidarın aslında İmralı'dan kaçmasıdır. Yani siyasetin belki de önünü açacak, Türkiye demokrasi krizinin aşılmasını sağlayacak, siyaseti özgürleştirecek en önemli mesele burada saklıdır. Siz Öcalan'la siyaset yapmaz, Öcalan üzerinden Türkiye'yi manipüle edip siyasetsizleştirmeye çalışırsanız sonuçta bu olur. Bu bizim için de geçerli bir eleştiridir. Biz de yeterince tecrite karşı mücadele edemediğimiz için bugün tecrit mutlak iletişimsizlik düzeyinde sürüyor. Ve bugün baktığımızda siyaseti aslında özgürleştirecek yerleri yanlış yerde aradığımızı biz de bir kez daha teyit etmiş olduk. Yani herhangi bir seçim başarısıyla bu meselenin aşılması ayrı bir konu ama bunun neden olamadığını dönüp tartışmak ayrı bir konu. Dolayısıyla bu çok ciddi bir meseledir Türkiye'de, çünkü burada demokratik çözüm dediğimiz aslında bugün siyaseti önünü tıkayan meselelerin aşılmasıdır. Siz bugün baktığınızda hem Türkiye açısından, hem Orta Doğu açısından, hem küresel siyaset açısından en kritik konu nedir? En kritik konu Kürt meselesidir. Bakın, Erdoğan Biden'la konuşuyor. Açıklamadığı kısımlarda bile mevzunun aslında Suriye Rojava olduğu ortaya çıkıyor. Yani kimse kendisini Rojava'yı görmeden, Suriye'deki statünün gündeme alınma meselesini değerlendirmeden, İmralı'da tecritin sonlanmasını gündeme almadan Türkiye'de bir demokratikleşmenin, Suriye'de bir demokratikleşmenin, hatta Irak'ta bir demokratikleşmenin mümkün olamayacağını bilmek zorunda. Buna İran'ı da katalım. Yani neden bahsediyoruz? Dört parça Kürt gerçekliği, Kürt coğrafyasını bütün küresel siyaset dikkate almak zorunda. Aslında örtülü olarak dikkate alıyorlar fakat bir türlü çözüm üretemiyorlar. Şimdi bu çözümsüzlüğü aşacağınız nokta aslında belki de Türkiye'deki siyasetin özgürleşmesi, adaletli bir hukuk sistemi ve demokratik bir ülke yaratabilmenin yolu Kürt meselesini çözmekten geçiyorsa, bu meseledeki çözümün ne olacağı konusunda artık çok net konuşulması gerekiyor. Bu da tabii ki İmralı tecrididir. Bu dayatılan sistemdir ve Öcalan'ın siyaset dışına itilme çabasıdır. Bakın, bunu iktidar yapıyor ama maalesef muhalefet de yapıyor. Seçim döneminde bunu çok net gördük. Seçim döneminde tecrit konusunun hiç gündeme gelmemesi, çok çok birkaç insan üzerinden ancak dile getirilmiş olması, bu aslında siyasetin nereye sürüklendiğini, nasıl bir girdap içinde giderek boğulduğunu bize gösteriyor. Şimdi bizim karşımızda eğer kurumsallaşmasını neredeyse tamamlamak üzere olan bir faşist yapı varsa, otoriter sistem artık kalıcılaşma konusunda çok önemli bir mesafe kat etmişse, burada biraz da dönüp iğneyi kendimize artık batırma zamanı gelmiştir. Ya siyaseti ciddiye alacağız, ciddi meseleler üzerinden çözümü nasıl olacağını konuşacağız ve bunu örgütlü hayatımıza taşıyıp bunun mücadelesini vereceğiz, ya da biz de bu girdabın içinde boğulmaya devam edeceğiz. Bugün karşı karşıya olduğumuz risk budur. Ve önümüzdeki dönem kimsenin kuşkusu kaygısı olmasın,
Bu gelenek, bu mücadele hattı, bu üçüncü yol stratejisinde ısrar edenler, bu mücadeleyi sürdürenler, Kürt meselesinin çözümünü doğru yerde aramayı da sürdüreceklerdir. Ben önümüzdeki büyük konferans ve kongre sürecinin o paradigmal anlamda bizim sımsıkıya sarılı olup bizi var etmiş olan düşünsel ideolojik anlayışın üzerinde yükseleceğini ve bu anlamıyla da önemli bir adım atacağına inanıyorum. Tabii ki geride bıraktığımız sürecin eleştirileri, öz eleştirileri olacaktır ama bunun kadar önemli olan önümüzdeki sürecin yapılandırılması, örgütlenme ve tabii ki yerel seçimlere bu minvalde hazırlanmada en az geçmişteki değerlendirme kadar önümüzdeki planlama sürecinde önemli bir yer teşkil edecektir. Ne zaman ki buradan uzaklaşıyoruz, o zaman sorunlarla karşılaşıyoruz. Bizim genişleme, ittifak siyaseti, bileşen hukuku, partinin organikleşmesi gibi süreçlere dair aslında yol gösterici bir anlayışımız var. İçinde bulunduğumuz belli koşullar, kısıtlar ya da taktik hatalar bu meseleden uzaklaşmamıza neden olduğunda aslında bu işte istemediğimiz sonuçlar ortaya çıktı ve hedeflerimizden uzağa düştük. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki mesele bizim düşünsel hattımızda değil, mesele pratik hattımızda. Şimdi herkesin ne söylediği, ne yaptığı kayıt altında. Artık kimse dönüp de haklılığı üzerinden gerçekliği başka bir yere taşıyamaz, taşere edemez. Bu süreçte aslında nasıl bir inisiyatif aldığını ve siyasete nasıl müdahale ettiğini biliyor, hepimiz de biliyoruz. Dolayısıyla hatayı nerede yaptığımızda, yanlışları nerede yaptığımızda çok net biliniyor. Bunu tekrar etmemek önemli. Dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi hata yapmıştır. Biz de hata yaptık. HDP de hata yaptı. Millet İttifakı da hata yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da hata yaptı. Dolayısıyla birçok hata üst üste geldiğinde bu tablo ortaya çıktı. Şimdi biz bu hatalardan hızla arınıp önümüzdeki sürece bakacağız. Bu önümüzdeki süreç bu açıdan çok çok önemli. Türkiye İşçi Partisi'nin bu davranışı üzerinden bütün hataları açıklayamayacağımız gibi sadece bütün yükü de HDP'nin üzerine koymak bence büyük haksızlık olur. Evet, ortada öz eleştiriye muhtaç bir durum vardır ama şunu da belirtmek gerekiyor ki her öz eleştiriyi, eleştiri sürecini içinde bulunduğunuz siyasetin tüm dinamikleriyle ele alıp değerlendirmek zorundasınız. Dolayısıyla bu sürecin bütün dinamikleri, bu süreçte inisiyatif almış, söz kurmuş, karar sürecine katkı yapmış ya da yapmamış, herkesin yaptıkları ve yapmadıklarıyla bu süreçte öz eleştiriye katılması büyük önem taşıyor. Çünkü dediğim gibi ne söylemişsek kayıt altındadır. Ne eylemişsek herkesin gözü önündedir. Dolayısıyla da bu anlamıyla da bunun değerlendirmesini de çok net yapabilecek durumdayız. Tabii işte halka gidiyoruz dediğimizde, yani esas örgütümüze gidiyoruz dediğimizde bunu en iyi değerlendirecek de odur. Çünkü örgütlü bir halktır. Onlarca yıllık bir mücadelenin içinde kendini var etmiş ve Türkiye demokrasisi mücadelesi öncülük yapmış bir halktır. Bu halkın bütün bu hafızayı, hele hele daha yakın tarihte oluşmuş bu hafızayı canlı bir şekilde belleğinde tuttuğunu da biliyoruz ve değerlendirmenin de en güçlü bir şekilde oradan geleceğine inanıyoruz. Bir süreç başladı. Bu süreci çok iyi değerlendirmek zorundayız. Ve bu süreci değerlendirmenin yöntemi de katılımdır. Dolayısıyla yapacağımız tüm toplantılar herkese açık toplantılardır. Herkes bu toplantılara katılmalı. Siyaseten bütün gücüyle katılmalı. Siyaseti bizzatihi tabanda var etmeli, üretmeli. Yoksa dışarıdan eleştiri önemli ama önemli olan içeride hem eleştiriyi yapmak hem yeni süreci inşa etmek için inisiyatif almaktan geçiyor. Ben herkese bu süreçte özellikle
önümüzdeki dönem mücadeleyi ve yeni yapılanma dönemini biçimlendirme adına katkı sunmalarını istiyorum. Herkesi katılmaya, süreci birlikte inşa etmeye ve bu kararlı yolculuğumuzu sürdürmeye davet ediyorum.